Arkadaşlar merhaba. 19 Mart Cumartesi günü gece yarışlarında genellikle olduğu gibi Gulf Stream Park programı var. 9 koşulu programın ilki saat 20.04'te başlayacak. Birinci altılı ganyanında ilk ayağı olacak. Gulf Stream Park'ta aslında 12 koşu koşulacak. Türkiye Jockey Kulübü ikinci koşudan itibaren 9 koşusunu aldı. Birinci ayak 3 yaşlı İngiliz atlarının 1100 metre tapeta piste koşacakları şartlı bir koşu. Dişilere ait bir koşu aynı zamanda. Hepinize bol şanslar diliyorum. Birinci koşudaki benim değerlendirmem üç at 3 üç atın arasında geçmesini bekliyorum yarışın. Öncelikle Iron Ortiz dairesindeki 3 numaralı Dominant Joy. Ee, öncelikle önereceğim isim. 7 numaralı e, Unconyx.com ee, 3 yarış koşup e, 3-2-1 yaptı. Gerçi bir tık e, grubun altında koşular olsa da e, derece olarak e, yine de bugün de kazanabilir. Ve son olarak e, sürpriz yapabileceğini düşündüğüm 1 numaralı 21 Short. Ee, yazmanızı tavsiye ederim. Üstünde aprantisi var, ama aprantisi, aprantinin de e, istatistiği fena değil. E, yarış kazanabilir. 3-7 ve 1 bir olarak birinci ayağa geçebiliriz arkadaşlar. İkinci koşu 1100 metre tapetada yine dişilere ait bir koşu. E, satış koşusu ve 10 10.000 e, dolara satışa sunulacak. Burada tek önereceğim bir isim var o da bir numaralı Lucky E, Bu yarışı kazanmasını bekliyorum tek olarak öneriyorum Ki yarış hayatını Amerika'da başlayıp Kanada Woodbine'a gitti Sonra sahip değişince tekrar Amerika'ya döndü ve Koştuğu koşuda buradaki rakibi 5 numaraya Foto'da kaybetti Ama o gün nefes önünden etkilendiğini düşünüyorum 1100 metre mesafeyi 64.09'la bitirdi. 08'de 5 numara yaptı. Bugün daha bir hazır çıkacak sahaya 1 numara. Ben banko diyorum ikinci koşu da 1 numara için arkadaşlar. Kalsitrim Park'ta 3. koşu Maiden opsiyonel satış koşusu. 1200 metre mesafede meydandan çıkmak için koşacaklar burada satışa sunulacak bir isim var. 5 numaralı Smokey White. 50 bin dolarla satışa sunulacak. Epeyce denk güçlerin mücadelesi özellikle ilk 3 at. 1, 2 ve 3. Handikaplarına baktığımızda da birbirlerine yakınlar. bir numara biraz önde olsa da yarışın çekişmeli geçeceğini düşünüyorum. Benim öncelikli ismim 3 numaralı stat ee, kazandığı koşuda e, üçüncülüğe atıldı. E, protestodan. E, Tyler Gaffolene ile e, bence bugün e, tekrar kazanıp meydandan çıkacaktır. Sonra iki numaralı Reddington, e, bir 1 numaralı e, Vive Bean e, ve e, burada 5 numarayı da yazmak gerektiğini düşünüyorum. Eee koşusunda farklı sahiplerle e, koştu. Bilyans Map'in kır temsilcisi e, Smoky White. Buradaki sürprizi yapabilir. Dolayısıyla sıralamam 3-2-1 ve 5. Gulfstream Park'ta ikinci e, altılı ganyan 4. koşuyla başlayacak 21-31'de. E, şartlı bir koşu 1100 metre tapet hapiste. E, burada da e, tek önereceğim bir isim var. Tabii 6'lı e, ganyan ilk ayağını tek atmak biraz e, riskli olsa da e, şayet e, gelirse yarışı kazanırsa da diğer ayaklar içinde büyük avantaj olur muhakkak. E, burası bir satış koşusu ve safkanlar 8000 dolara satışa sunulacak. Benim burada tek önereceğim isim e, 8 numaralı Jetin Out Junior Alvarado ile e, bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Tek olarak öneriyorum dediğim gibi yaklaşık 100 gün aradan sonra sahaya çıkıp e, üçüncü kaldı ve e, resmen son e, metrelerde e, durdu at yani nefesi yetmedi bugün daha hazır olacağını dolayısıyla yarışı e, kazanacağını bekliyorum e, 8 numaralı jetin at için banko diyorum e, burada yanına at yazmak isteyenlere e, önereceğim bir isim var bomba isim 8 yaşındaki Danis Victoria e, dikkat diyorum yani Sürpriz yazmak için e, veya bayis için e, sıralı ikili bayis var Çiftli olabilir üstü altlı e, Önereceğim isimdir 3 numara e, Altılı şablonumda 8 numara tek Beşinci koşu 3 yaşlı İngiliz kısraklarının 1200 metre mesafede koşacakları Stakes bir koşu Any limit Stakes olarak 6 safkan e, yarışa kayıtlı Burada iki isimin arasında geçmesini bekliyorum yarışın. tabi 6 numaraya e, Handicap'ına baktığımızda rakiplerinden epeyce önde. Ki haklı olarak önde. Yani koşularına baktığımızda son iki koşusu e, açık koşu. E, rakiplerine göre daha e, yüksek ikramiyeli. Dolayısıyla daha sert gruplarda koştu. E, ama 5'e baktığımızda da e, Tyler Gafferle ile son yarışını kazanırken e, çok e, uzun aradan sonra e, piste çıktı. Yaklaşık 288 gün evet 288 gün sonra e, koştu ve eee jokeyi hiç kıpırdamadan 10-15 boy farkla e, yarışı kazandı. E, onu da yazmadan olmaz. 6 ve 5 burası için yeterli olacaktır. Amerika Gulf Stream Park'ta 6. koşu 1. altılı ganyanında sona olacak 1700 metre tapeta pistte şartlı bir koşu 7 safkan yarışa kayıtlı Burada performanslarına baktığımızda öne çıkan bir at ben bulamadım Geri kalan bir at da bulamadım dolayısıyla benim için çok zor Yani hangisi gelirse şaşırmam Sadece bir numara biraz geride ee, sadece onu da dışarıda bırakacak değilim e Ben burada e, hepsi deyip geçeceğim e, sıralamam ise öncelikle 4 5 6 7 2 3 ve son olarak bir numara e, dediğim gibi burası epeyce denk üçler Ben hepsini yazacağım Arkadaşlar Yedinci koşu Çin pistte koşulacak. E, hava muhalefeti elverirse, hava şartları elverişli olursa ki dünkü yarışlarda koşuldu. E, muhtemelen bugün de e, Çin pistte koşulacaktır. E, burada da Banko önereceğim bir isim var. E, bu yarış bin metrede e, şartlı dişilere ait bir koşu. E, banko olarak önereceğim e, Safkan'da Luis Saez idaresindeki 5 numaralı Iglo. Bu yarışı kazanacaktır. E, Banko diyorum 5 numaralı İglo için. 8. koşu 3 yaşlı İngiliz atlarının 1600 metre mesafede koşacakları Maiden 1 koşu. 8 e, safkan yarışa katılıyor. 2, e, 4 ve 5 numara ilk kez e, piste çıkacak. E, yine de e, erken bahislerde favori 5 numara. E tabii Todd Fletcher e, antrenörlüğünde keza e, 4 numaranın da e, ama benim bildiğim e, yanılmıyorsam Todd Fletcher'ın e, baş jokeyi Louis Saez. E, dolayısıyla e, sanki 4 daha şanslı olacak. Ben burada epeyce fazla isme şans verdim. E, sizin tek tuttuğunuz bir at varsa veya bir iki atla geçebilirseniz özellikle ilk ayağı, e, at yazmanızı öneririm dördüncü koşu ikinci altılı ganyan ilk ayağında ben 8 numarayı tek olarak e, şablonuma yazdım e, burada fazla at yazacağım e, Öncelikle e, şanslı gördüğüm isim 4 numaralı gasolin e, bu yarışı kazanmasını bekliyorum e, 2020'de 435 bin dolara satın alındı bu safkan Curlin temsilcisi 5 numara gibi Öncelikle önereceğim isim sonra 3 e, numaralı Touch Code 3 e, yarış koşup 2 3 3 yaptı. Eee idman pisti pistinde de hazırlıkları en iyi olan e, safkandı. Eee ikinci at olarak öneriyorum. Sonra 5 numaralı Bright Future. Eee sonra 6 numaralı Practical Way ki e, Practical Jockey aygırının e, çok severim. Bugün burada bir sürpriz yapabilir e, Haver Castellano ile. Ve son olarak bir numaralı e, Machito'yu da yazarak bu ayağa geçebiliriz. E, 4, 3, 5, 6 ve 1. Galstrim Park'ta 6'lı Ganya'nın son ayağı saat 00.10'da start alacak. Stakes bir koşu. 4'te yukarı yaşlı İngiliz atları 1000 metre çim pistte koşacaklar. Six Run Stakes olarak. 10 at yarışacak burada. ben dördünü değerlendirmeme aldım. İlki son 3 yarışını kazanmış 3 numaralı Aris e, Mirid, Iron Ortiz ile öncelikle önereceğim isim. sonra e, Ortiz'in idaresindeki 6 numaralı Begrano 8 yaşında olsa da son yarışlarında formda üçüncülük yaptı son iki yarışında. E ee, sonra bir Forested temsilcisi olan 2 numaralı Kulquist onu da yazmak gerekir ve son olarak da 6 e, 9 e, numaralı e, Yes I am free e, diyerek e, bu aya geçeceğiz. 3 6 2 ve 9 arkadaşlar. Eee şimdi 2 6'lı ganyana da bakacak olursak ilk ayak için 3, 7 ve 1 dedim. Birinci altılı ganyan için. İkinci ayakta bir tek. Üçüncü ayakta 3, 2, 1 ve 5. Dördüncü koşuda diyelim İkinci altılı ganyan da burada başlayacak. 8 numara tek dedik. Beşinci koşuda 5 beş ve 6. Ki 6 tek de atılabilir. Epeyce önde rakiplerine göre koşuları da erken bahislerde de favori. Ben ama 5 ve 6 olarak değerlendirdim burayı. 6. koşu hepsi dedim. 4, 5, 6, 7, 2, 3 ve 1 sıralamasıyla. 7. koşuda 5 numara banko diyorum. 8. koşuda da 4, 3, 5, 6 ve 1 olarak geçtik ve son koşuda 3 6 2 ve 9 olarak şablonumuzu hazırladım. E, hepinize tekrar bol şanslar diliyorum. Bahtınız açık olsun.